Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten çok özel ve güzel bir gün. Bugün Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı arkadaşlar. Hepinizin bayramı kutlu olsun diyeyim ve inceden videoya doğru geçerken sizlerden de kanalıma destek olmanızı ve beni takip etmenizi, sosyal medya hesaplarımı takip etmenizi rica edeyim. Çünkü sizlerin sayesinde başarabilirim. Sizlere tekrardan hatırlatmış olayım. Şimdi her ay sizler için hazırladığım bir fiyat listesi var biliyorsunuz ve çok da seviliyor. Şimdi sizlere bu ayki favorilerimi aktarmaya başlayacağım ama sizler de şu cihazda olsaydı, bu cihazda olsaydı ya bunu niye koymadın gibi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü oradaki yorumlardan insanlar da faydalanıyor diyeyim ve ilk cihazımızla başlayayım arkadaşlar. İlk cihazımız tabii ki çok tartışılan ve son dönemde de oldukça konuşulan. Çünkü yenileri geldikçe eskiye doğru bir konuşma, eskiye doğru bir kayma var kullanıcılarda. Xiaomi'nin Redmi Note 10 Pro isimli akıllı telefonu arkadaşlar. Şimdi bu akıllı telefonun fiyatı şu sıralarda 8500 TL bandında. Cihazın önemli özellikleri tabii ki 120 Hz'lik bir AMOLED panelle geliyor olması ve 8 nanometrelik bir Snapdragon 732 işlemciyle bünyesinde bulunduruyor olması. Aynı zamanda 108 megapiksellikte bir ana kamera bu akıllı telefonda görev yapıyor arkadaşlar. Şimdi açıkçası bu akıllı telefonun yerine neden 11 Pro'yu neden 12 Pro'yu koymadın diyenleriniz olabilir. Çoğu kişi şu konuda hemfikir arkadaşlar. Note 10 Pro'nun yeni cihazlardan daha iyi olduğu konusunda çoğu kullanıcı hemfikir olduğu için ve ben de onları desteklediğim için en azından güncel piyasa fiyatları sebebiyle bu böyle. Tabii ki yeni olan cihazlar bence daha iyi özelliklere sahip bazı konularda. Ama genel anlamda fiyat performans bir akıllı telefon aradığımızdan dolayı bu cihazı burada sizlere aktarmak istedim. İkinci sırada bizleri General Mobile GM21 Pro karşılıyor. Ki GM23 ailesi benim için şu anda ciddi bir hayal kırıklığı arkadaşlar. GM21 Pro'ya baktığımızda ise bizleri fiyat anlamında gerçekten iyi fiyata sahip bir akıllı telefon. 5700 TL'lik bir akıllı telefon karşılıyor. 5000 mAh'lik bir pili var. Helio G90 gibi bir işlemciyle geliyor. Tasarım olarak güncel ve fena değil. Alo demek ve günlük işleri halletmek için yeterli sayılabilir arkadaşlar bu akıllı telefonda. Yine listede kendine yer buldu. TCL 30 Plus sizlere çok sıklıkla aktardığım ve beğendiğim de bir akıllı telefon. Şimdi bu cihazın aslında en önemli detayı bence ekranı. Çünkü cihazın ekranı AMOLED arkadaşlar. Ve AMOLED panele sahip TCL 30'un fiyatına baktığımda ise 5500 TL'lik bir fiyat etiketini görüyorum arkadaşlar. Cihazda işlemci olarak MediaTek'in Dimensity 700 işlemcisi kullanılıyor. Bu da önemli bir detay çünkü Dimensity 700 açıkçası bu fiyat seviyesinde kabul edilebilir bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor ve genel olarak da bu akıllı telefonun yapısına baktığımda sizleri üzmeyecek ve hayal kırıklığına uğratmayacak bir akıllı telefon diyebilirim. Tabii ki fiyatıyla karşı karşıya koyduğumda onun da altını çizeyim. Son dönemde sizlere sıklıkla önerdiğim ve benim de bazı konuları sebebiyle oldukça beğendiğim bir akıllı telefon Tecno Pova Neo 2 arkadaşlar. Bu akıllı telefonun fiyatı şimdilerde 6100 TL bandına çıkmış, bir tık yükselmiş bu ay baktığımda. Tasarımı bir kere çok hoş, diğer cihazlardan farklı. İşlemci tarafına baktığımda ise birazcık düşündürebilir sizleri ama fiyatına göre baktığımda fena değil arkadaşlar. Bu cihazda ekran 90 Hz'lik bir yenileme hızına sahip ve 6 GB'lık bir RAM, aynı zamanda da 128 GB'lık bir depolama var. Bence bu cihazın en önemli detayı, ki aslında hani birçok konuda cihazın aslında ayrıştığı nokta, 7000 mAh'lik bir bataryaya sahip olması arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu cihazı sizlere önermek istedim. Dediğim gibi bir tık fiyatında yükselme var ama yine de tercih edilebilir. Ve gelelim Realme 9 Pro'ya, ki bu akıllı telefonun 10 Pro versiyonunun Coca-Cola Edition olanı şu anda benim masamda inceleme konuğum. Kendisiyle haşır neşir durumdayım şu günlerde. Şimdi bu cihazın aslında 9 Pro ile 10 Pro arasında çok önemli farklılıklar olmadığının da farkındayım. Zaten bunları da sizlere yine söylüyor olacağım inceleme videosunda ama şu andaki konumuz 9 Pro. 9 Pro'nun fiyatı 8340 TL bandında, LCD ve 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip bir panelle geliyor. Android 13 var içerisinde. Snapdragon 695 5G işlemcisiyle geliyor. 5000 mAh'lik bir batarya ve aynı zamanda da 33 Watt'lık bir hızlı şarj desteğini bünyesine bulunduran bu akıllı telefon hani 8300-8400 TL bandında tercih edilebilir. Bir bakın diye sizlere de burada tavsiye etmiş olayım. Ve gelelim Honor X9A'ya. Benim de incelediğim ve incelediğimde de beğendiğim bir akıllı telefondu. Özellikle bu cihazın ana kamerasını daha çok beğendiğimi, ekranına gerçekten hayran kaldığımı ve tasarım anlamında hani fiyatı sebebiyle diğer birçok cihazdan da ayrıştığını sizlere zaten aktarmıştım. İnceleme videosunu yukarıya koyayım arkadaşlar. Ancak bir tık fiyatı yükselse de ben yine de sizlere bu videoda yer vermek istedim bu cihazı. Fiyatı geçtiğimiz aylarda 10.000 TL'ydi. Yani 9.990 TL gibi bir fiyatı vardı.
civarlarda, ancak şu anda fiyatı 10.300 ila 10.500 TL bandına gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla yani yine de bu fiyatlarda bile olsa iddialı bir cihaz olduğu için sizlere burada cihazı anlatmak ve aktarmak istedim. Listemizde Samsung Galaxy A34 da kendine yer buldu arkadaşlar. A34'ün fiyatı şu sıralarda 9.400 civarında falan geziniyor fiyat anlamında ve A33 ile A34'ün arasında yaklaşık 500-600 TL'lik bir fiyat farkı var. En azından 19 Mayıs 2023 gününde, benim bu videoyu çektiğim günde. Dolayısıyla 5 sene güncelleme garantisi olan bir akıllı telefon, hem yeni seri bir cihaz hem de Dimensity 1080 ile geliyor. 5000 mAh bir bataryası var ve açıkçası arasındaki o A33'te ufak fiyat farkını göz önüne almazsak bence bu cihaza yönelmeniz sizler için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki her zaman olduğu gibi sizlerin düşüncelerinde oldukça merak ediyorum. Sizlerin bu listede görmek isteyip de göremediği bir akıllı telefon var mı? Ya da bu listede görüp de bunun burada ne işi var dediğiniz bir cihaz var mı? Bunları yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki sosyal medya hesaplarımdan da beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.